Sevgili Reklampedia takipçileri, Sinopsis'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Editörümüz Erman Görgü, Sinopsis'in bu bölümünde bizlere Run Ozzy Run, Türkçe çevirisiyle Tüylü Kaçak isimli filmden bahsedecek. Gerçekten tekrar tebrik etmekten kendimizi alamıyoruz. Run Ozzy Run'ı Tüylü Kaçak olarak çeviren prodüktör firmaya, dağıtımcı firmaya tebriklerimizi iletiyoruz efendim. Run Ozzy Run, evet. Yani hani koş Ozzy koş diyemezler miydi? Ya da kaç Ozzy kaç diyemezler. Ne olur bundan ne olur? Tüylü evet. Kaçak. Hani böyle bir sevimli isim koyalım, ha, sempati kazanalım. Kaçak diye. Var, tüylü, işte sevimli bir hayvan olsa falan. Ha, tamam, güzel. Ya şimdi film, bu bütün filmler için geçerli. Animasyon olsun, komedi, korku, dram, ne olursa olsun. Filmin ismi birazcık insanı içine çekmeli. Çok da öyle filmin konusu hakkında aslında spoiler da vermemesi lazım. Evet. O daha güzeldir mesela, filmi daha çekici kılar. Yani yönetmen de bilirdi Tüylü Kaçak için işte Fugitive Fur demeyi falan. Yani bir şeyler bulurdu muhakkak. Evet, aynen. Ama bize gelince hemen bir onu sempatikleştirme, bir düzenleme yapma isteği doğuyor. Zaten film kendisini anlatıyor. Animasyon bir film. Bu zamanda biraz hafta sonunda çocuklarla ilgilenmek, bir sinemaya gidelim, değerlendirelim demek isteyen aileler için de izlenebilecek bir film. İspanyol yapımı bir film. Alberto Rodriguez tarafından yapıldı. Ama biraz fazla artık çok dillendirilmeye başlandı bu hikayeler. Yani ana karakterin köpek olması ve o köpeğin başından geçen hikayeler falan. Bir de şimdi Disney, Pixar, DreamWorks bunlar çıtayı çok üst seviyelere çıkarttılar. Gerçekten öyle. Yani animasyon için artık insanlar daha ciddi şeyler arıyorlar. Mesela son zamanlarda izlediğim en güzel animasyon Moana, daha yeni tabii, ondan önce mesela izlediğim en iyi animasyon Inside Out'tu. Evet. Çok iyi bir fikir. İnsan çok rahat empati kurabiliyor filmde. Hem ebeveynlere bir ders veriyor, hem gençlere aslında ergenlik sorunlarından nasıl kurtulabileceğini anlatıyor. Bunu sevimli bir dille anlatmış. Çok yaratıcı bir yapım. Mesela bu var, işte Finding Nemo var, işte Moana var, How to Train Your Dragon var, Disney filmleri var. Yani şimdi bu filmler arasında bir animasyon yapma işi de artık çok zorlaştı. Geçenlerde işte Ukrayna yapımı yine Dragon Spell'i görmüş, evet. Ejderha büyüsünü. Onu da Cesur Kahraman diye çevirmişlerdi. aynı kazaya bu da gitmiş. Cesur Kahraman. Ama izlenebilir bir film, eğlenceli, keyifli bir film. Klişelerden sadece işte beslenmiş ama seyirlik anlamında sadece seyredelim, hadi ertesi gün unutalım. Sanki biraz şey hissediyorum senin bu yorumundan, hani animasyon kalitesi de mi istenen düzeyde değil? Değil, evet. Daha iyi yani, olabilir miydi? Daha iyi olur. Şimdi hayvanlardan bahsedeceksin. Peki İspanyol animasyonlarıyla Türk animasyonlarını karşılaştırdığımızda sonuç ne olur? İspanyol animasyonlarında bu filmin üzerinde de düşünebiliriz. Run Ozzy Run'da, pardon, Tüylü Kaçak'ta. Tüylü Kaçak'ta. Çok İspanyol pardon. Animasyonlarında şey daha ön plana çıkıyor. İnsan ilişkileri, insan ilişkilerinin yanı sıra bu hayvan ilişkileri, müzik olmazsa olmaz, müziklerle destekleniyor. Bize yakın da bir kültür, o da Akdeniz kültürü, o sıcaklık orada hissediliyor ama mesela bizim animasyonlarda da aşırı espriye kaçma, komediyi had safhada yaşama mevzusu daha ön planda. Orada bu yok. Biraz daha ciddilik var mesela. Şimdi bunlar karşılaştırılığında lokal olarak tabii ki insanı etkileyecek bir takım şeyler olabiliyorken aynı zamanda insanı uzaklaştıracak da bir takım meseleler var. O yüzden animasyon yapımında çok iyi düşünülmesi lazım. Çünkü daha çok emek sarf ediliyor normal bir filme göre. Animasyonda hani o emek boşa gitmesin. Biraz daha fazla üzerinde düşünülmeli, daha oturulmalı. Mesela Bolt vardı. O da bir köpeğin başından geçen hikayeleri anlatıyordu ama şimdi Bolt şöyle bir meseleydi. Bir köpek var ve o Amerikan endüstrisi içerisinde Lassie vardı ya, hani çok eskiden beri tanırız. Hani o köpeğe bile bir şey atfedilmişti. Süperstarlık atfedilmişti. Evet. Bolt da aynı kadere mahkum. O da bir süperstar olarak görünüyor ama normal yaşantısı çok farklı köpeğin. Evet. Ve bakıyor ki o filmlerde yaşadığı aksiyon normal hayatta yok. Orada bir karmaşa da yaşıyordu. İç çelişki de yaşıyordu. Bu filmlerde öyle değil. Hani bu filmlerin
biraz hitap ettiği kitlede belli. Tamamen belli bir yaş grubuna hitap ediyor. Yani onlar gelsin, izlesinler ve ondan sonra da hızla ciromuzu yapalım. Tabii. Ve görüşürüz. Evet. Ama animasyon iyi olduğu zaman da hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Bir de böyle bir lig var. Tabii. Erman'cığım, IMDb puanı ve senin puanını merak ediyorum. Tüylü kaçak için, Run Ozzy Run için, IMDb'de. Hangisi için? Run Ozzy Run için ve tüylü kaçak için mi? Ha, Run Ozzy Run için, evet. Kaçtı IMDb? 5.7. 5.7, evet. Tüylü kaçak için kaç veriyorsun? Tüylü kaçak için ben 5 veriyorum. 5 veriyorsun, evet. Anladım, tamam. Üzerinden 5 veriyorsun. Çok... Erman'cığım, var mı eklemek istediğin başka bir şey? Bu isimden not kırmamış halde. Not kırmamış. İsmi filmden bağımsız tutarak. Evet, evet, aynen aynen. Run Ozzy Run. Gerçekten tüylü kaçak. Şahane. Neyse, çok uzatmayalım. Efendim, bir sinopsisin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Bundan sonra başka programlarımız da olacak. Zaten bugün bayağı program çektik. Evet. Size bayağı film inceledik. Bu da son incelememizdi. Eğer bizim internet sitemize göz atmak isterseniz worldwideweb.reklampedia.com'a göz atabilirsiniz. Bunun haricinde YouTube kanalımız var. Reklampedia. Üye olursanız çok seviniriz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna klikleyiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve filmsiz kalmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.